Şimdi elhamdülillah biz 2020'nin Mart ayından beridir, yani pandemi sürecinin resmi anlamda aktif hale geldiğinden beridir biz normal mutat programımıza devam ettik. Şöyle ki kurstaki mesaimizi evlere taşıdık. Yüz yüze eğitimden online eğitime geçtik ama harfiyen kurstaki mesaimizi bilfiil evlerde de uyguladık. Bu süreci elhamdülillah götürülebilecek en güzel, en verimli düzeyde ve en az zayiatla bu zamana kadar Allah'ımızın izni ve inayeti, lütfu keremiyle götürmeye çalıştık elhamdülillah. Kursumuz mutat olarak ayda bir uzman ekipler tarafından dezenfekte edilmekte. Bununla beraber kursumuzdaki mevcut temizlik ile alakadar olan temizlik personelimiz, temizlik malzemeleri, işte sirkeydi, kolonyadı, bilhassa çok kullanılan yerleri günübirlik olarak kapı kolları, affedersiniz, lavabolar, işte sınıftaki masalar ve benzeri yerleri her gün dezenfekte etmekteler. Elhamdülillah şu ana kadar da olağanüstü bir durum yaşamadık. Rabbimize şükürler olsun. Bu manada da gerek belediye tarafımızdan gelen uzman ekipler, gerekse bizim buradaki günübirlik personelimiz, hizmetli personelimizin takibi dolayısıyla temizlikle alakalı en üst düzeyde tedbirlerimizi aldık. Bununla beraber her katta dezenfektanlarımız var. Yavrularımıza maske dağıtıyoruz. Ayrıca yavrularımızın kendi evlerinden getirdiği cep dezenfektanları var. Ayrıca işte ateş ölçerimizde haftada 2-3 defa tedbir amaçlı yavrularımızın ateşini ölçmeye çalışıyoruz. En ufak bir öksürükte, ateşte, herhangi bir göstergede acilen veliyi çağırıyoruz ve hastaneye götürmesini, oradaki doktorumuzun tavsiyesi üzerine gerekli gördüğü takdirde test yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde süreci götürmeye çalışıyoruz. İnşallah Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani biz dört gözle bekliyoruz. Hasret kaldık, özledik, efendim söyleyeyim. Zaten kademeli, normale, kademeli olarak normalleşme sürecine bir geçiş başladı. İnşallah umuyor ve ümit ediyoruz ki Allah nasip ederse yine dönem sonunda bu icazetleri böyle yüz yüze, göz göze, heyecanla yapabiliriz diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Bu meyanda işte biz pandemi tedbirlerine dikkat edeceğiz. Tedbiri bizden takdir Cenab-ı Hak'tan. Bakalım Mevla ne gösterecek. Yani elhamdülillah pandemi sürecinde evde bayağı sıkıldık. Elhamdülillah ki işte vazifemiz icabı yavrularımızla her gün telefondaydık, işte bilgisayardaydık. Zoom uygulaması üzerinden derslerimizi yaptık. Bu çok güzel, bu çok iyi kısmı. Yani evlerimiz bir medreseye döndü, bir Kur'anhaneye döndü. Artık sosyal medyayı olabildiğince en hayırlı kullandığımız dönem. En hayırlı yerlerde, mecralarda kullandığımız dönemi yaşadık. Genel olarak Türkiye'mizde, ülkemizde böyle bir Kur'an'a dönüş, böyle bir öze dönüş, fıtrata dönüş, efendime söyleyeyim. İslami anlamda evlerimiz gerçekten bir medresehaneye, bir camiye, işte evde cemaatte namazlar, böyle günübirlikli Kur'an dersleri, okumalar ve benzeri. Ben her şerde hayır vardır Cenab-ı Hakk'ın tabiriyle. Çok hayırlara gebe olduğunu, çok hayırlar yaşadığımızı düşünüyorum. Ben sevgili seyircilerimizden, kıymetli velilerimizden ve öğrenci adaylarımızdan, veli adaylarımızdan ricam dua etsinler. Bu Kur'an eğitimine destek vermeye devam etsinler. Maddi manevi anlamda bu kurumlar bir hayır kurumu. Ve bu kurumların asıl sahibi bizim milletimizdir. Sahip çıkıyorlar, Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Bütün milletimizin, ümmeti Muhammed'in maddi manevi katkılarından dolayı Esenler özelinde bütün Kur'an kurslarımıza maddi manevi zerre kadar dahi emekleri her kimlerin geçmişse onlara teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ahiret ihtiyar edenlere Rabbim rahmetini muamele etsin. Cenab-ı Hak bizlere de merhametini muamele etsin ve bizi bu beladan kurtarsın. Tekrar eski hayatımıza geri döndürsün hayırlı şekilde inşallah diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kurs ve ebe derslerim biraz yoğundu. Neden dersler bittikten sonra bazenleri akrabalarıma gidiyordum. Onlara gitmek bana çok iyi geliyordu. Evet, çok özledim ama artık kavuştuk. Evet, dijital ortamda görüşmeye devam ettik.
Şu an arkadaşlarımla ve hocalarımla kavuştuğum için çok iyi hissediyorum. Evet, çok mutluyum arkadaşlarımı gördüğüm için. Kurstaki ortam, çünkü evde zaten anne bazen de kardeşlerimiz odaya geldiğinde ses yapıyordu ders verirken. Ama burada olmuyor öyle bir şey. Evimde günün bir kısmını ders yaptım. Geri kalan kısmını ailemle aktiviteler yaptım. Oyunları oynadım. Dini filmleri izledim ailemle. Böyle geçirdim. Çok özledim. Çünkü aylardır görüşemiyorduk. Bunlarda onları çok özledim. İletişimi koparmadık ama online eğitimde, yani beraber ders yaparken görüştük. Evet, çok mutluyum. Şu an online eğitim sağlığıma, daha doğrusu hepimizin sağlığına zarar verdiği için online eğitim yapmak istemiyordum. Ve istediğim oldu. Artık yüz yüze eğitim yapıyoruz. Bu da arkadaşlarım ve hocalarımın özlemini gidermiş oldu. Çok fark var. Evdeki ortamla internet sıkıntıları, ses sıkıntıları, kamera sıkıntıları olduğu için yüz yüze ortamda hiç öyle bir sıkıntılarımız olmadığı için yüz yüze ortam daha iyi.